Acemi mi, sarhoş mu, deli mi bilinmez ama koca mahalleyi birbirine kattı. Kamyonla dehşet saçan şoför 11 kaza yaptı. Elektrik direğini devirip tam 10 araca çarptı. Gece yukarıdan bir gelen kamyon vura vura geliyor. Bütün arabalara zarar verdi. 8-10 tane arabayı parçalamış ve gitmiş. Mahalleyi birbirine kattı, koca direği devirdi, çarpmadık araç bırakmadı. Ya kapısı iyi ya da artık acemi miydi? Şişli'de gece saatleriydi. Mahalle sakinleri uykudayken sabaha karşı işte bu sokağa bir kamyon girdi. Ancak bu sokak bir kamyonun geçmesi için bir hayli dardı. Ama bu da neden kaynaklanıyor? Bu da çift sıra olmaktan. Kamyon sürücüsü ise bunu umursamadı. Park halindeki araçlara çarpa çarpa ilerlemeye başladı. 8-10 tane arabayı parçaladı. Kimisinin çamurluğuna vurdu, kimisinin arka camını patlattı. Bir tane arabanın komple arka tarafı komple yoktu. Aşağı yukarı toplasan herhalde bir 100-150 bin liraya yakın bir masraf çıkar diye düşünüyorum. Kamyonun çarptığı park halindeki araçlardan biri yol kenarındaki elektrik direğine vurdu. İşte o elektrik direği de hemen yan tarafındaki binanın üzerine düştü. Adeta faciadan dönüldü. Elektrik direği zaten buradaydı, devrilmişti dükkanın üstüne. Bir tane araç vardı şurada. Camları falan kırılmıştı işte. Yangın olabilirdi. Sonra basa basa gitti adam buradan yukarıya. O kamyon şoförü kayıp. Bu ilk değil diyen mahalleli ise yeni kazalardan endişeli. Bir ay önce de yaşadık. Halep'te otopark olmadığı için bütün komşularımız sıkıntı çekiyor. Burada Allah göstermesin herhangi bir şekilde bir hastanız oldu. Ambulansın gelmesi bile çok zor. Çünkü normal küçük arabalar bile geçemiyor. Bu kamyonlar bu Adıvart mahallesine girmesin. Biz bunu istiyoruz.